Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere masaüstü görüntülerimizi veya oyun içi görüntülerimizi nasıl net bir şekilde ve ekstra programı ihtiyaç duymadan kayıt edebileceğimizi göstereceğim. Nvidia ekran kartı kullanan arkadaşlar Nvidia'nın Shadow Play uygulamasını kullanabilirler. Ben AMD ekran kartı kullandığım için AMD ekran kartının kayıt programını size göstereceğim. Çünkü oyun içinde bazen bana şunu bunu report eder misin, kayıt eder misin diyen arkadaşlar var. O şekilde ben kimseyi kayıt etmem. Siz kendiniz de gösterdiğim şekilde video kayıtlarınızı, oyun içi görüntü kayıtlarınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar da bilgisayarımın herhalde çok iyi olduğunu, görüntülerimin iyi kalitede olduğunu söylüyorlar. Alakası yok. İnce ayarları var. Videolarınızı nasıl net bir şekilde YouTube'a atarsınız. Onları size göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle YouTube'da iki tür kodek var. AVC ve VP9 kodeyi. VP9 kodeyi 2K ve 4K'ya kadar görüntüleri net bir şekilde size sunabilir. Bu VP9'u YouTube'dan alabilmek için ya videolarınızın izlenme oranının yüksek olması gerekiyor ya da 60 olduğunuz videonun 1440 çözünürlükte olması gerekiyor. Öncelikle size ekran ayarlarımı göstereyim. Gördüğünüz gibi 1080 çözünürlükte. Şu anda masaüstü kayıt yaptığım için 1080p çözünürlükte kayıt yapıyorum. Ama oyun içi yapsaydım ben bunu 1440p çözünürlüğünde yapacaktım. YouTube'a attığım zaman da VP9 kodiğinden yararlanacaktım arkadaşlar. Tabi şu anda masaüstü kayıt ettiğim için bir hareket aksiyon olmadığı için bu görüntü yine YouTube'da AVC kodik kullansa da net olarak görünecektir sizlere. O yüzden VP9 kodiğine ihtiyacım yok. Şimdi arkadaşlar bu linki videomun altında da sizlere paylaşacağım. Buradan get diyorsunuz ve mağazamız açılıyor. Ben de yüklü olduğu için başlat diyor. Siz de burada yükleyecek, yükleyeceksiniz ve bu HVC kodeyine ulaşmış olacaksınız. Bilgisayarınız yüklenmiş olacak. Ondan sonra videolarınızı 1440p çözünürlüğünde hevc ile kayıt edebilirsiniz veya renderlayabilirsiniz. Şimdi sağ tıklıyoruz masaüstünde. üstünde. Radeon ayarlarımıza geliyoruz. Burada sağ üstte ayarlar sekmesi var gördüğünüz gibi çark işareti buna tıklıyoruz burada genel sekmesine tıklıyoruz burada videolarımızın nereye kaydedileceğini belirliyoruz ben masa üstüne kayıt diye bir dosya açtım şuradaki dosya buraya kaydediyor videolarım arkadaşlar siz istediğiniz yeri seçebilirsiniz burada masaüstü kaydedicisine etkin diyoruz şu anda gördüğünüz gibi masaüstü kayıt ettiğim için 1080 çözünürlüğünde 30 FPS ve AVC kodeyi kullanıyorum. Video bit hızım 30 megabit saniye arkadaşlar. Yani 30 bin kilobit saniye. 30 yeterli. Bunu ne kadar büyütürseniz dosya boyutunuz o kadar büyüyecek. 30 megabit yaptığım zaman ben bunu 30 megabit yaptığım zaman size söyleyeyim 10 dakikalık bir videom 2.5-3 GB falan tutuyor. Bunu 50.000 de yapabilirim. Yani 50 bin kilobit saniye de yapabilirim veya 50 megabit saniye yapabilirim Ama o zaman 10 dakikalık bir videom 2.5-3 çıkacağına 5-6 çıkacak onu videoyu yüklemek YouTube'a yüklemek bir külfet olacak <laughs> O yüzden 30 megabit saniye yeterli arkadaşlar Eğer ben bunu oyun için kayıt etmiş olsaydım bu 1080'i 1440p yapacaktım 30 FPS'i 60 FPS yapacaktım. ABC'yi de HEVC kodik yüklendiği için HEVC seçecektim ve oyun içi kayıtlarımı o şekilde alacaktım. Ve YouTube'a yüklediğim zaman 1 saat sonra, bir buçuk saat sonra yüklendikten çünkü anca renderlıyor YouTube'da. E videomun kalitesinin çok net olduğunu görecektim. Ve videolarımı her zaman bu şekilde yüklüyorum. Bir de yapmamız gereken arkadaşlar videomuzu hangi çözünürlükte hangi ekran çözünürlüğünde kayıt ettiysek render'ımızı alırken de o ayarları yapmamız gerekiyor. Mesela 30 megabit olarak bit hızı 30 megabit olarak çektiğimiz bir videoyu kalkıp da renderlarken 20 megabit yaparsak görüntümüzde bir bozukluk olacaktır. Onu size göstereyim göstereyim hemen. Movie Video Editor Plus programını kullanıyorum. Ben videolarımı bununla editliyorum arkadaşlar. Hemen bir tane video ekleyelim buraya. Gördüğünüz gibi oyun kayıtlarım. Şimdi eklerim. Burada istediğimiz gibi buna yazılar yazabiliriz. İstediğimiz gibi editleyebiliriz. Orası sizin zevkinize kalmış. Burada dışa aktar dediğim zaman gelişmiş, geliştirilmiş sekmesine geliyorum. Kaç çektim? Yani şu anda ekran çözünürlüğüm benim 1920 1080. 1080 olarak Şu anda çekmiş olduğum videoyu bununla rendirileceğim Ama oyun için çektiğim videolar 1440 oluyor onu da Onun çözünürlüğü 2560'a 1440'tır arkadaşlar yani 2K bir çözünürlüktür Ve burayı 30 FPS çektiysem 30 60 FPS çektiysem 60 ben oyun için 60 FPS çekiyorum Ve burada özeli seçiyorum bit hızı Az önce göstermiştim size 30 megabit saniye. Yani ne ediyor? 30.000 kilobit saniye ediyor. O zaman buraya 30.000 yazacağım arkadaşlar. Evet bu şekilde renderladığım zaman YouTube'a yüklediğim zaman VP9 kodeğinden de yararlandığım zaman videolarımın net olarak YouTube'da yayınlandığını göreceğim. Ama ekran kartından veya çekmiş olduğunuz programdan 30 megabit yapıp da burayı kalkıp 20.000 bin kilobit yaparsanız o görüntüde böyle bulanıklaşmalar olacaktır. Görüntüde bozulmalar, bozulmalar olacaktır. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Püf noktaları bunlar arkadaşlar. Yani hangi çözünürlükte, hangi e, çekim hızında, FPS'te, hangi bit hızında e, videoyu kayıt ettiyseniz onunla aynı ayarlarla renderlamak zorundasınız püf noktası bu. Bu kadar basit. Artık videolarınızı kendiniz de kayıt edebilirsiniz. Kendiniz de YouTube'a koyabilirsiniz. Veya başka bir kanala koyabilirsiniz. Yapamadığınız bir şey olursa videonun altına attığınız yorumları değerlendiririm. Cevaplarınızı veririm arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.